gelsinler. Değerli dava arkadaşlarım, basınımızın kıymetli temsilcileri, seçime yalnızca 8 günün kaldığı kritik bir dönemeçte Milliyetçi Hareket'in iktidarını muhteşem bir açık hava toplantısıyla müjdeliyorsunuz. Ananur'dan, Aydıncık'tan, Bozyazı'dan, Çamlıyayla'dan, Erdemli'den, Gülnar'dan, Mut'tan, Silifke'den ve Tarsus'tan ve Mersin'in her mahallesinden koşarak gelen bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Mersinlileri kutluyorum. Mersinlilerle iftar ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu muhteşem toplantının aziz milletimizin geleceğinde çok önemli sonuçlar getireceğine yürekten inanıyorum. Bizlere heyecan kattınız. Coşkumuzu arttırdınız. Güç ve şevk verdiniz. Bu güzel açık hava toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Muhterem Mersinliler, Türkiye 4 yıl 8 ay boyunca meclislerin tek başına iktidar gücüyle ağır bir yıkım yaşadı. Türkiye'nin vahim durumu ziyaret ettiğim her vatan köşesinde açıkça görülüyor. Her tarafta bu tahribatın izi var. Tarlalar kupkuru ve bereketsiz. Gübre, mazot, tohumluk, ateş pahası. Köylünün, çiftçinin gözü yaşlı. Canının telaşına düşmüş. Tezgahlar kapalı, şarteller inik. Vergilerle esnafın boynu bükük. Sanayici can çekişiyor. Yabancı mallara rekabet edemiyor. Mersin'de özellikle serbest bölgede firmalar birer birer kapanıyor. Küçük yatırımcı, üretici çaresiz. İthal mallar her yanı sarmış. Dürüst iş adamı sıkıntılı. Türkiye üretmeden tüketiyor. Memur, işçi, yoksul, emekli ise açlık sınırında. Vatandaş işsiz ve umutsuz. Kredi kartı borçları ödenemez hale gelmiş. Evlatlarımız borçlu doğuyor. Gençler bunalımda ve işsiz. Çocuklar sahipsiz ve karamsar. Bankalar yabancılaşıyor. Sıcak para sırtımızdan kazanıyor. Rantiye cebini dolduruyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik büyümüş. Zengin daha zengin, 20 milyon kişi daha yoksul olmuş. Emekli, dul ve yetim sahipsiz kalmış. 4 Mersin'den en az biri açlık sınırının altında yaşıyor. Mersin'in yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Mersin'in geliri kendisine artık yetmiyor. Ya ikinci bir işte çalışıyorlar hayata tutunmak için
ya da başkalarının yardımıyla ancak yaşıyorlar. Mersin durmaksızın göç alıyor. Her gün otobüsler ve kamyonlar yeni göçmenleri Mersin'e taşıyor. Aileler kalabalıklaşıyor, sıkıntılar artıyor, huzursuzluk büyüyor. Sokaklar suçlulara teslim. Polis ve jandarmanın eli kolu bağlı. Şimdi soruyorum aziz hemşerilerim, muhterem Mersinliler. Mersin mutlu mu? Mersinli huzurlu mu? Gergin, Mersinli barut gibi patlamaya hazır. Ancak Mersinli çiftçiler, Mersinli çiftçi herkesten daha perişan. Traktörünü borcunu kapatmak için satmak üzere. Bu seneyi zararla kapadı ve kapamak üzere. Elinden tutan yok, kendisine sahip çıkan yok. Hükümetten de çiftçiye hakaretten başka cevap yok. Avrupa'da pısırık ama köylünün karşısında cesur. Vardaniye teslim ama çiftçinin manasına küstah. Ölücüyle korkula ama üreticiye düşman. Hak arayana, ses çıkarana, biraz sızlanana karşı zalim tarımdan altında yaşıyor. Mersin'in yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Mersinlerin geliri kendisine artık yetmiyor. Ya ikinci bir işte çalışıyorlar hayata tutunmak için ya da başkalarının yardımıyla ancak yaşıyorlar. Mersin durmaksızın göç alıyor. Her gün otobüsler ve kamyonlar yeni göçmenleri Mersin'e taşıyor. Aileler kalabalıklaşıyor, sıkıntılar artıyor, huzursuzluk büyüyor. Sokaklar suçlulara teslim. Polis ve jandarmanın eli kolu bağlı. Şimdi soruyorum aziz hemşerilerim, muhterem Mersinliler. Mersin mutlu mu? Mersinli huzurlu mu? Mersinli varlıklı mı? Sıkıntılarınızın farkındayız. Sabrınızın tükendiğini görüyoruz. Mersin'i görmezden gelemeyiz. Mersin'in sesine kulak tıkamayız. Mersin'i gergin, Mersin'i barut gibi patlamaya hazır. Ancak Mersin'in çiftçi